Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Türk satranç ustalarının kariyer maçlarını incelemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda Muhammed Batuhan Daşlı'nın kariyerinde en önemli gördüğü ya da en iyi gördüğü karşılaşmanın analiziyle sizlerle birlikteyiz. Daşlı hocamıza sorduk, büyük ustamıza sorduk kariyerinizin en önemli ya da en iyi maçı hangisi diye. Kendisi 2012 İstanbul Satranç Olimpiyatları'nda oynamış olduğu, Beyazlar'da oynamış olduğu Avusturyalı büyük usta David Şengelya ile oynamış olduğu karşılaşmanın çok güzel bir karşılaşma olduğunu söyledi. Bizler de kendisine teşekkür ettik bu serimize katkılarından dolayı ve sizleri de bu maçta buluşturacağız. Maçımıza geçmeden önce hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı, Hayatımız Satranç Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın diyelim. Ve Muhammed Batuhan Daş'tan Edward hamlesiyle maça başlıyor. Rakip ise C5 oynuyor. Sicilya oynanacak. At F3, E6 hamlesinden sonra bir Paul set izleyeceğiz. Büyük bir sürpriz olmazsa. D4 sürüşünden sonra G alır D4, at alır D4. Ve burada A6 hamlesiyle Sicilya'nın Paul set varyantının kan varyantına giriş yapıldı. Kan devam yoluna giriş yapıldı. At C3 gelişiminden sonra Vezir C7. Fil D3 gelişiminden sonra ise at C6. Burada normalde ana varyantta at alır C6'da tercih edilen hamlelerden bir tanesi. Ustamız fil E3 ile D4 atını korumayı tercih etti. At F6 gelişiminden sonra ise bir tane kısa rok ve tabii ki de beyazların önü açık bir merkez piyonun olmasını istemeyen siyahlar at E5 oynayarak aynı zamanda at G4 istediler. Çünkü at F'den yahut da E'den G4'e gelerek fili rahatsız etme girişiminde bulunacak. Bu nedenden dolayı ustamız H3'te buna engel oldu. Fil C5 ile ata bir baskı D4 atına. Burada da çok önemli bir hamle arkadaşlar, şah H1. Yani bu şah H1 hamlesi gerçekten de hani derler ya, ne yapmalıyız, açılışları öğrendik vesaire, kendimizi geliştirmek için, usta olmak için ne yapmamız lazım diye soru sorulur ya. Ustalar da buna cevap verir. Ne derler? Çalışmış olduğunuz açılışların ustaların oynadığı varyantlarına oyun ortası olarak nereye gidiyor? Oyun sonu olarak nereye gidiyor? Hangi fikirleri barındırıyor? Maçlarda neler olmuş? Bunları çalışın derler değil mi? İşte burada arkadaşlar bu şah H1 hamlesi tam da buna yönelik bir hamle. Çünkü şah H1 hamlesinin nelere yaradığını hayal bile edemeyeceksiniz. Bir kere şah H1 hamlesi, ben devamını bildiğim için söyleyeyim, tamamıyla kale G1 için yapılmış bir hamle arkadaşlar. Öyle planlanmış ki. Siyahlar D6 oynayarak filini de geliştirmek istiyor bir yandan. F4 piyon sürüşüyle at rahatsız ediliyor. At G6 hamlesinden sonra ise önce bir vezir evri. Hatırladınız mı vezir evri hamlesini? Kıvanç Hazreneroğlu'nun Yotov'la olan maçı vardı arkadaşlar. Yine YouTube kanalımızda göstermiştik. Sicilya oynamışlardı Kıvanç Hoca'ya. Ve Kıvanç Hoca da önce vezir evri, daha sonra vezir H4'lere falan gelmişti. Yani gerçekten güzel hamleler bunlar. Benim hoşuma gidiyor. İlham verici hamleler yani. Bu vezir evri hamleleri falan hep ilham verici hamleler. Daha sonraki fil D7 yaparak son kalan aletini geliştiriyor ve ustamız F5 piyon sürüşü yapıyor. At E5'e kaçtıktan sonra ise şimdi ustamız vezir H4 yapmıştı Kıvanç Hazreneroğlu. Burada Muhammed Batuhan Daş'tan vezir G3 oynadı. Vezir G3 hamlesiyle şu anda G7'ye bir baskı söz konusu. Kısa rok yaparak aslında bu baskıyı kırdı ve at C'den E2. Yani çok güzel hamle arkadaşlar. Yani at C'den E2 hamlesi şu demek aslında. Ben fil H6 oynamak istiyorum ama bu atımı fil koruyordu. O yüzden ben bu atımın korumasız kalmasını istemiyorum. O yüzden at C'den E2 oynuyorum. Bu bir. Bunu attık C'ye. İki. Arkadaşlar fil H6 oynandığı zaman eğer şah G1'de olsaydı ne olacaktı bu at? Açmazda kalacak. Değil mi? Zayıflık olacak. Ama ben şah H1 oynadığım için, yani ustamız tabii ben derken, ustamız şah H1 oynadığı için atının da açmazda kalmasını engelledi. Yani şu H1 hamlesi ne kadar çok işe yaradı görüyoruz değil mi? Şimdi istek flaş altı arkadaşlar. Burada normalde siyahlar vezir B6 ile yoluna devam etmeliydi. Yani ata baskıyı devam ettirmeliydi. Demeliydi ki sen hala filmi kaldıramazsın kardeşim. Ben oradan kurtulduktan sonra çünkü senin aletini baskılayacağım demesi lazımdı. Ama şah H8 gibi küçük bir hata yaptı Şengelya. Ustamız doğru bir şekilde fil G5 oynadı. Fil alır D4, at alır D4 hamlelerinden sonra şimdi vezir B6 oynadı ama sıralaması yanlış oldu. Tabii ki de ustamız burada vezir E3 oynamış olsaydı hala hak üstünlüğü devam edecekti. Gerçi ustamız çok da kötü bir hamle yapmadı ama vezir E3 de güzel bir hamleydi. Hem adı tutuyor, hem file bir bakış atıyor, hem vezirin daha fazla kareye manevrasını sağlayan güzel bir hamleydi. At F3 oynamayı tercih etti. Yani hak üstünlüğü birazcık kaybettiren bir hamle oldu. At alır F3 hamlesinden sonra hamleyi sizce nedir arkadaşlar? Tabii ki de G alır F3. İşte ikinci fayda. Şah H1'in ikinci faydası, şimdi kale G1'e gelip şahlarla hücum yapabiliyor. Ne diyebiliriz ki?
Rakip E alır F5 yapmış. Ustamız aslında alabiliyor ama almadan önce bir tane kale G1 oynayarak G hattından yarı açık hatta kalesini getirme fırsatını kaçırmıyor. Tabii ki de kale G8 oynayacak Şengelya çünkü G7 kalesini koruması lazım. Şimdi E alır F5'te problem yok. Fil C6 hamlesiyle birlikte rakibin taşları da hiç fena yerlerde değil, onu kabul edelim. Veziri ve fili H1'deki şahımızı ciddi manada rahatsız edebilecek durumda. Ama henüz kaleleri doğru pozisyonda değil. Bir de tabii ki de ustamızın çift fil gücü yatsınamaz bir üstünlük. Şimdi ustamız B3 hamlesiyle az önce tehdit attaki B2 piyonu kontrol etti. Burada stop işinin verdiği hamle vezir D4. Hani yine aynı şekilde atı koruma getir. İşte kaleye bir bakış at vesaire gibisinden. Merkezde bir vezir iyidir gibisinden. Ama siyahlar at D7 oynadı. At D7 hamlesi hatalı bir hamle mi? Hatalı bir hamle olarak değerlendirilemez ama pasif bir hamle diyebiliriz. Şimdi ustamız F6 piyon sürüşü yapıyor. Ya iyi de hocam alamıyoruz muyuz? Alamıyoruz. Alıyoruz ya. Bir sıkıntı olmuyor sanki. Öyle mi? Arkadaşlar alabilir, süre de bilir aslında siyahlar. Burada alıp ya da sürmek konusunda herhangi bir fark söylemiyor. Ama açık konuşayım, ben olsam sürerdim. Ben olsam sürerdim. Çünkü ben bu pozisyonda beyaz fili çok daha güçlü görüyorum. Benim şahsi fikrim bu. Tabii ki de büyük ustalar bizden çok daha iyi bilir ama ben kendi fikrimi söylüyorum. Ben olsam siyahların yerine Şengel yerine olsam kesinlikle G6 sürerdim. Ama Şengel ya G'ları F6 yapmış. Şimdi ustamız Vezir H4'te sakince bir mat istiyor. Burada şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Ya tamam mat istiyor ama vezir az önce piyonu koruyordu. Şimdi fil alır F3 yok mu acaba? Evet var. Fil alır F3 var. Bir problem yok. Ama almayı tercih etmemiş siyahlarda Şengel ya. Doğru bir şekilde Stockfish de bunu öneriyor. Önce kale G7 ile piyonu tutmuş. Matı bir tutmuş. Daha sonra ustamız fil H6 yapınca şimdi kale G6 yapmış. Bakın önemli bir hamle. Neden önemli bir hamle? Az önce ben demiştim yani bu fil çok daha etkili bence diğer filden. H6 filinden daha etkili. Bence de öyle ki Şengelya da öyle düşünecek ki kale G6 oynamış. Demiş ki kardeş al ben de piyonunu alayım. Senin şu hiç değilse kaleni biraz daha etkisiz hale getireyim. Açık hattan yarı açık hatta çevireyim. Piyon yapımda bozayım. Ustamız tabii ki de kalite fırsatını kaçırmamalı. Fil alır G6, F alır G6 hamlesinden sonra bakınız piyon hala tehdit altında. F3 piyonumuz tehdit altında. Fil alır F3 şah. Ama ustamız diyor ki al o piyonu senin olsun. Kale A'dan E1 oynayarak aslında E7'ye de bir bakış atmış oluyor. Rakip fil alır F3 şah. Şah H2 hamlesinden sonra ise burada önerilen hamle G5 sürüşü. Ama burada arkadaşlar açık konuşalım. Burada siyahlar D5 oynamış. Şimdi burada şöyle bir baktım, alet hamlelerine baktım. Aletlerle yapılabilecek herhangi bir doğru bir hamle yok arkadaşlar. Herhangi bir doğru hamle yok. Burada yapılabilecek hamle G5. D5 de olabilir ama G5 çok daha önerilen bir hamle. Bulunması kolay mı? Yani G5 çok basit bir hamle olarak görünüyor ama bu kadar açık bir konumda bir piyon hamlesinin yapılması özellikle vezirin arkalara satma girişimlerinin olabileceği bir durumda zor olabilir. Sadece siyahlar atını oynamak istiyor ama F6 piyonu boşta kalacak ya. Hani atı oynarsa efendime söyleyeyim F6 piyonu boşta kalacak ve iki hamlede mat olacak. O yüzden onu kırmak için bir G5 sürüşü olmuş olabilir. Ama burada D5 hamlesi tamamıyla hatalı bir hamle. Sebebine gelince büyük ustamız Muhammed Batuhan Daşlan'ın çok güzel bir fedası var burada. Haydi bakalım beyazsınız, videoyu durdurup bu fedayı bulmaya çalışın arkadaşlar. Düşünmeye çalışın. Biz videoyu durdurmayanlar için yolumuza devam edeceğiz. Büyük ustamız Muhammed Batuhan Daş'tan çok güzel bir hamleyle kale alır G6 oynuyor. Şimdi piyonla kaleyi alamıyor arkadaşlar. Burada ona da bakacağız, hepsine bakacağız. Piyonla kaleyi alamıyor, zaten almamış. Fil E4 öneriliyor. Bunu da yapmamış. Peki ne yapmış? Reklamlardan sonra birazdan geleceğiz. Önce bir piyonla kaleyi alırsa ne olur ona bakalım. H alır G6 hamlesini yaparsa eğer çok büyük bir hata olurdu. Çünkü fil E3 ve şahı verdiyiz. Bunda bir problem. Peki hocam H alır G6 yerine Stockfish'in önerdiği fil E4 hamlesini yapsaydı nasıl bir oyun oluyordu? Ona da ustamız kale G7 yapacaktı. Rakip tabii ki de at da tehdit altında olduğu için bir yandan vezir C7 yaparak hem şahı tehdit edecek hem de atı koruyacaktı. Burada ustamız vezir G3 oynayacaktı ve herhangi bir problem olmayacaktı. Oynanabilir bir oyun siyahlara kalacaktı ama ustamız yine de hafif üstün olacaktı taşlarının gücü bağlamında. Peki gelelim Şengelya'nın oynadığı hamleye vezir C7. Erken bir vezir C7 arkadaşlar. Neden? Çünkü artık ben kaleyi geri dönebiliyorum. İyi de piyon yapısını düzeltmiştin hani. Hani kaleyi açık hattan yarı açık hattaya vermiştin.
Ne oldu şimdi? G6 piyonu kaybettin ve kale G3'e şahın arasını kapatmaya geri döndü. Vezir alır C2 ile bir şah daha. Şah G1'e kaçtıktan sonra ise artık oyun ustamız tarafından kazanılmış bir oyundu. Fil E4 hamlesiyle birlikte tabii ki de savunmaya doğru geçiyor. H7 karesini tutmaya çalışıyor. Fil G7 şah. Zorunlu hamle şah G8. Fil alır F6 bir tane şah. Fil G6 hamlesinden sonra arkadaşlar burada filimiz tehdit altında. Tabii ki vezir tarafından korunuyor ama ustamız saldıran taraf olduğu için ve fili çok etkili olduğu için tabii ki atla bu fili kırışmasını istemeyecek, filini oynayacak. Aynı zamanda rakibin vezir C5 şahlamaları gibi tehditleri var. O nedenden dolayı filini D4'e kaçtı. Hem vezirin şahlamalarının önüne geçti hem de atın ayaklarını kırmış oldu. Hem de at tehditinden kurtulmuş oldu. Güzel bir hamle. Kale F8 hamlesinden sonra ise vezir E7. Ver matı ver atı şeklinde bir hamle. Kale F7 hamlesiyle hem atı tuttu hem matı tuttu ama gelmiş geçmiş olsun. Şu anda stopmuş, 10 hamlede mat gösteriyor. Vezir E8 şah, at F8 ve vezir E5 ver matı şeklinde çok güzel bir hamle arkadaşlar. Burada rakip terk etmiş çünkü matı engellemenin taş kaybetmeden bir yolu yok arkadaşlar. Çünkü vezir H8'den mat istiyorum. Kaleyi kapatamıyorsun yine mat yaparım. Atla ya da fille ya da vezirle bu H8 karesini tutamıyorsun. O zaman mat oldun. Ama burada tabii ki burada terk edilmiş ama ben devam ettim. Nasıl bir oyun olacak? Siyahlar maçı uzatabilmek için vezir F2 şah yapıyorlar. Çünkü fili saptırmak için fil alır F2 zorunlu hamle. Ve artık şimdi H8'den mat istemiyoruz. At D7 hamlesiyle nasıl olsa H8'e gelemiyor diye şahın kaçış yolunu açacak. Vezir E8 şah, şah G7. Kale E7 hamlesi yapılıyor. At E5 hamlesinden sonra fil D4 at açmazdadır. Şah aşağı hamlesinden sonra önce kale alır E5. Kale F1 şah, uzatmaya yönelik hamleler bunlar. Şah alır F1'den sonra fil D3 bir şah daha. Kale alır D3 hamlesinden sonra kale H5'ten mat istiyoruz. Siyahların bunu engelleme gibi bir şansı maalesef bulunmuyor. O nedenden dolayı piyon sürüyor ve kale H5 mat hamlesiyle ustamız bu oyunu zaten kazanacaktı. Ama buna fırsat vermeden Şengelya, Avusturyalı büyük usta David Şengelya terk ediyor arkadaşlar ve Muhammed Batuhan Daş'tan bu şekilde klas bir oyunla ve hemen hemen de hatasız. Yani birkaç tane çok küçük hata var diyebiliriz ama onları hatadan bile saymıyoruz arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir oyun, çok vaiz bir oyun. 2012 yılında oynandığına dikkat edelim, yani bundan 10 sene önce oynandı. Bakmadım, belki ona da bakmam lazımdı. Belki de Daş'tan o zamanlar GM değildi. Ona da bakmak lazım. Keşke baksaydım. Bakmayı ihmal ettim. Ben hani arkadaşlar sizde de oluyor mu bilmiyorum. 2012 yılı sanki çok tarih değilmiş gibi geliyor bana. Hani çok öncesi değilmiş gibi geldiği için bakmadım. Şu anda evet, şu anda öz eleştiri yapıyorum. Bakmam lazımdı. Belki de büyük usta değil. O zaman bu maça bakış açımız çok farklı olurdu. Ustamız kusura bakmasın buna bakmadığımız için. Bu arada ustamıza da çok teşekkür ediyoruz. Tüm ustalarımız olduğu gibi. Çünkü bu kariyer maçları serisine gerçekten Türk satranç ustaları büyük destek verdiler. Kendilerine sorduğumuz sorulara çok güzel, hiç geciktirmeden cevaplarını verdiler. Tabii ki bazı ustalarımız cevap veremedi. Fakat bunları yoğunlukları nedeniyle cevap veremediğini düşünüyoruz. Çünkü 3-4 gün sonra cevapta gelenler vardı. Olsun, problem değil. Kariyer maçları serimiz arkadaşlar, ustalarımız maçları gönderdikçe devam edecek. Size de çok teşekkür ediyoruz bu seriye sahip çıktığınız için, izlediğiniz için. Hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak YouTube kanalımıza da abone olabilirsiniz. Hayatınız Satranç Instagram sayfamızı da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yerine de olmanızı dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.